Evet sevgili izleyiciler, soruyorum programından hepinize mutlu günler diliyoruz. Stüdyolarımızda meslektaşım Samet Özünal'la birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz bu hafta. Aslında korona virüsü bizim programlarımızı da etkiledi. Çok fazla konu kalmamaya çalışıyoruz bu süreçte. Bu korona virüsüyle ilgili başlayalım istiyorum hemen. Erzurum'da son durum ne? Bir bilgin var mı? Korona ile ilgili tedbirler sence Erzurum özeli için yeterli oldu mu? Bir umre dönüşü yapan hacıların durumu vardı. Çorum'da yakalandı denildi. Aslında Türk Hava Yolları gönderiyormuş. Daha sonrasında açıklandı. Ama arada kaçak gelen hacılarımızın da olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksin? Bununla başlayalım istiyorum. Ardından devam ederiz. Şimdi süreçte malum Türkiye genelinde alınmış çok ciddi tedbirler var. Sağlık Bakanlığı bu manada hakikaten çok değerli bir iş yapıyor. Süreç hakikaten fevkalade profesyonelce yürütüyor. Erzurum özelinde ise ben şeyle başlamak istiyorum. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili olarak belki bu açıklanmadı ama şehir hastanesinin bir kısmı, B blok dediğimiz bir kısmı aslında bu süreçte hizmete açılmış oldu. Zaten o tarz bir önlem almışlardı daha önce. İran'dan gelecekler için orayı hazır etmişlerdi ama Erzurum basınının başarısıdır bu da. İran'dan o insanlar buraya gelmesin, sahra çadırlarında karantina altına alınsın demiştik. Orası hazır bekliyordu zaten. Bu iş için de kullanıldı. Bazı izleyicilerimiz sizin yüzünüzden işte hastane bir yere gitmedi. Hastane orada, sadece dışarıdan hasta kabul etmedi. Şimdi olası vakalar şu an orada. Şehir hastanesinde değil sevgili Sinan. Bölge Eğitim Hastanesi'ndeki çocuk hastalıkları, genel cerrahi, dahiliye, kulak, burun, boğaz servisleri şehir hastanesinin B blokuna taşındı. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki bu enfeksiyon hastalıkları servisindeki kapasite, yatak kapasitesi 20 iken 200'e çıkartıldı. Oradaki yoğun bakım üniteleri de aynı şekilde kapasite artırımına gidildi yoğun bakım ünitelerinde de. Koronavirüs şüphesi taşıyan ya da işte pozitif çıkıp da tahlil sonuçları karantina altında tutulması gereken hastalar Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde karantina altında kalacaklar. Dolayısıyla şehir hastanesiyle herhangi bir bağlantıları olmayacak. Bu tarz vakaların Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne girişleri de ayrı bir kapıdan, normal vatandaşların kullandığı giriş çıkışlardan izole edilmiş şekilde yürütülecek. Dolayısıyla tecrit edilmiş durumda. Evet, yani. Göğüs Hastalıkları Hastanesi de 2 gün önce akşam şeye taşındı. Bulunduğu yerden taşındı. Onlar da artık şeyde hizmet verecekler. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hizmet verecekler. Bu manada olumlu gelişmeler var. Yani en azından bizim şu anda Erzurum'da sahip olduğumuz laboratuvarlar bu hastalığın test edilmesi ve sonrasındaki tedavi sürecine yönelik olarak hakikaten her türlü imkana sahip. Dolayısıyla ortada panik yapılması ya da telaş edilmesini gerektiren bir durum da yok. Nasıl ki Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı bu süreci çok ciddi manada titiz bir biçimde yürütüyorsa Erzurum'da hakikaten kıymetli çalışmalar yapılıyor. Dün akşam umreden döndükleri söylenen 2 kişi şüpheli. Hastanede tedavi altına alındı. Gerekli testleri yapılıyor. Bununla alakalı da yine korkulacak bir durumun olmadığı ifade ediliyor. Tabii her şeyden önce sevgili Sinan, bunu herkes sık sık tekrarlıyor. Biz de ifade ediyoruz. Korona aldığımız tedbirlerden güçlü değil. Aynen öyle. Biz gerekli tedbirleri alırsak, alınan tedbirlere riayet edersek bu virüsle zaten uzaktan yakından bir işimiz, ilişkimiz olmayacak inşallah. Umre'den dönen bir hacı teyzeyi işte evde 14 gün bekle demiş ve sağlık
Bakanlığından da yetkililer her gün arıyorlar evde misin evet. diye. Evet evdeyiz demiş, çıkmıyoruz. Hatta mevlüt okutuyoruz şu an evde demiş. Yani biraz biz kendimiz tedbir alacağız. Elbette ki devlet bir takım tedbirleri alıyor. Kuşkusuz işte insanların kalabalık olduğu ortamlar kapatıldı. okullar tatil edildi. İşte birazdan konuşacağız. Liglerin tatil edilmesi evet. de gündemde. Birçok aktivite, düğünlerden tutun tiyatro gösterilerine, sinema gösterilerine birçok aktivite zaten iptal edildi. Ama bizim de mecbur kalmadığımız müddetçe evden çıkmamaya gayret göstermemiz evet. gerekiyor. Özellikle 60 yaş üstü yaşlarımızın işte maaşımı çekeyim, kahveye gidip oturayım, arkadaşlarla görüşeyim, camiye gideyim ki düşün ki öyle bir boyuttayız ki ibadethanelerde bile toplu evet. namaz kılma olayı artık bir müddet askıya alındı. Mesela bununla ilgili bugün bir görüntü vardı sosyal medyada. Kavga ediyor insanlar imamla. Evet. Biz cemaat halinde kılacağız. Ya bu bir vebal, bu bir sorumluluk. İnsanlar buna çok dikkat etmeli. Alışveriş yaptıktan sonra ellerimizi yıkamalıyız, temizlemeliyiz. İşte bir sürü eczanelerde satılıyor, dezenfektanlar var. İşte limon kolonyası şu bu. Bunları kullanmak, azami gayret göstermek elbette. Gerekiyor. Peki şu boyutta onu da ifade edelim. Erzurum'daki bütün hastaneler bu anlamda teyakkuz halinde. Evet. Yeterli sağlık personeli var, evet. yeterli ekipman var, insanları tecrit edecek ekipman var. Ha Erzurum'da vaka sayısı çok fazla değil. Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı yapmıştı Sayın Vali. İki kişi var dedi karantina altında. Onlar da göçmen demişti. Onun dışında karantina altında tutulan yok demişti ama bugün itibariyle sanırım birkaç hastamız var karantina altında. Şimdi şu da yanlış algılanıyor. İşte sen de ifade ettin, camilerde toplu ibadet gerçekleştirme gibi önlemler alınınca akıllara şu geliyor. Acaba çok ciddi bir durum mu var ortada? Olmasın yani vahim bir aslında. Durum mu evet. var diye. Aslında evet alınan bu tedbirler yani üzüleceğimiz hadiseler yaşamayalım diye. Aynen yoksa öyle. Normal şartlarda bu COVID-19 ismi verilen bu virüs insanlara kendisi gitmiyor. Evet. İnsanlar bu virüse gidiyor. İnsanlar bu virüsü bir yerde elbette bulaştırıyorlar. Dolayısıyla en mantıklı, en makul çözüm tedbir almak, tedbirlerimize uymak ki 14 kural var bu anlamda. Bunlara uyduktan sonra, bu kurallara riayet ettikten sonra, kendimizi koruma ve korunma altına aldıktan sonra tevekkül edeceğiz. Elbette yani korkulacak bir durum söz konusu değil. Peki, Allah'ın izniyle. Mesela bunu özellikle son günlerde azaldı ama bir de marketlere bir hücum var. Evet. İşte bizi birçok firma arıyor. Un yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. İşte tavuk yetiştirmekte güçlük çekiyoruz gibi. Aslında bununla ilgili parakendeciler de açıklama yaptılar. Evet. Yani hiçbir üretim olmasa dahi bunu da duyuralım izleyicilerimize Erzurum özelinde. 6 ay yetecek un stoğuna sahibiz. Hiçbir üretim olmasa dahi ki önümüz zaten bahar üretim sezonu. Raflarda hiçbir ürün eksik kalmayacak. Mesela tavuk. İnsanlar evet. habire tavuk alıyor. İşte tavuk satanlar da yani anlamsız bir satış bu satış aynen. gözüyle bakıyor ama insanlar habire de hücum ediyor. İşte geçen yine sosyal medyada vardı. Biri 55 tane ekmek almış evet. mesela. Ya bu evet. ekmeği nasıl saklayacağım bir kere? Hangi koşullarda saklayacağım? Yani bu anlamda da insanlarımız biraz bilinçli olurlarsa yani kendi ihtiyacımızdan fazla tüketmek de aslında bu işte ciddi bir problem. Ne dersin? Şimdi bu tarz kriz dönemlerinde sevgili Sinan, sosyal medyanın da ve yanı sıra bilgi kirliliğinin de etkisiyle onun altını çizelim aslında. Evet, bakanlıktan yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmesin izleyicilerimiz. Şimdi deniliyor ki sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor. Sokağa çıkma yasağı uygulandığı zaman yani insanlar aç mı kalacak? Bizim teknik yönetmenimiz bile iki çuval un almış. Birini köye götürmüş, birini eve götürmüş. Yani. Evet. Yani evet tedbirli olmak güzel ama yani bunun adı tedbir değil. Evet. Bunun adı tedbir değil. Bu bir defa hem kendin panik oluyorsun hem toplumu galeyana getirmiş oluyorsun. Yani bu panik ortamını da panikten de
uzak durmamız gerekiyor ki bu çok önemli bir nüans. Çok önemli bir faktör. Dolayısıyla bu tarz algılara gelmemek lazım. Bu tarz panik ortamlarına düşmemek lazım. Böyle marketten işte stok yapayım, eve ekmek doldurayım, makarna alayım. Bunlar boş işler. Aynen. Bir de bu işin fırsatçıları var. Muhakkak. Mesela bugün bir eczanedeydim. Abi dedi 20 kuruşa sattığımız maskelerin tanesi 4 lira oldu. Mesela. Evet. İşte o 17 liraya litresini sattığımız dezenfektanlar şu an 68 lira dedi. İşte bazı yerlerde görüyoruz işte makarnanın fiyatı işte 3 liraya 4 liraya çıkmış. 1.70'den 1.25'den alıyordu insanlar. Bununla ilgili de aslında valiliğin, ticaret il müdürlüğünün ihbar hatları evet, var. Evet. Buradan izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Evet. Bu tür durumlarla karşılaştıklarında bu ihbar hatlarına WhatsApp hattı var, bir de ihbar hattı var. Anında bildirmek gerekiyor. Bildirsinler, çok ciddi de cezaları var. Tabii, bu işin. Evet. Ta ki iş yerini kapatmaya varıncaya kadar, para cezaları dışında iş yeri kapatmaya varıncaya kadar. Mesela gıda toptancılarının ciddi stoklar yaptığı söyleniyor. Evet. Bununla ilgili de bilgisi olan varsa, stok yapan toptancılarla ilgili bunları da yine Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirebilirler. Bunu da söylemiş olalım. Peki gelelim Terminal Caddesi'ne. Evet. Bu işten en çok etkilenen alan kuşkusuz Terminal Caddesi oldu. Çünkü orası birçok kafenin, birçok sosyal alanın bulunduğu bir yer ve hükümetin aldığı tedbirler noktasında da buralar süresi belli değil. Evet, kapatıldı. Kapatıldı. Buralarda çalışan insanlar var. Evine ekmek götürmeye çalışan insanlar var. Özellikle asgari ücretle çalışıyor buradakiler. Buradaki insanlar. Esnafın oradaki kiraları çok ciddi rakamlara ulaşıyor. 12 bin lira, 13 bin lira kira ödeyen orada esnaf var. Doğal olarak insanlar kredi borçları var, elektrikleri var, suları var, SSK'ları var, Bağkur'ları var. Çocuğunun belki okul taksiti var. Kapattık, bitti demekle olmuyor. Geçtiğimiz günde Sayın Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı. Sence bu paketi de biraz konuşalım istiyorum. İhtiyaçlara yeteri derecede cevap verdiğini düşünüyor musun? Neler söyleyeceksin? Evet. Şimdi o konuya gelmeden önce sevgili Sinan, şu hususun altını çizmek lazım. Erzurum'da, bölgemizde esnafımız, küçük, orta, büyük hiç fark etmiyor. Bu virüs salgınından önceki süreçte de zaten büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu süreçle birlikte... Yeni değil yani bu yeni sıkıntı. Yeni değil, evet. Yani küçük esnafın, Erzurum'da esnafın nakit sıkıntısı yeni husule gelmiş bir sıkıntı değil. Hepsi bankaların değil. Kucağındaydı. Elbette. Yani caizse. Bankalara kredi olan kredi borcu olanlar mı dersiniz? İşte SSK primlerini ödeyemeyen işletmeciler mi dersiniz? Vergi borçlarını ödeyemeyen işletmeciler mi dersiniz? Bunlar hep vardı. Bu süreçte üstüne eklenince ister istemez bir endişe söz konusu oldu. Düşünün ki yani işletmenize kilit vuruluyor, burayı kapatacaksınız diyor. Elbette bu insan sağlığını ilgilendiren bir tedbir. Baş göz üstüne, ama ister istemez işletmeciler de peki bizim halimiz ne olacak şeklinde bir soruyu yöneltiyorlar haklı olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün işte ekonomide istikrar kalkanı adı verilen bir paket açıkladı. 21 maddeden müteşekkil bir paket. Mesela buraya gelmeden önce dün ve bugün bu anlamda hem esnafla görüşmelerimiz oldu, hem esnaf temsilcileriyle istişarelerimiz oldu. Yani bu paket beklentilerinizi karşıladı mı? Mealen verdikleri cevap şu: beklentilerimizin altında kaldı. Yani evet, ülke olarak ekonomik anlamda da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani şimdi mesela düşünün ki esnafa 3'er aylık işte prim erteleme ve vergi borçları noktasında işte erteleme kolaylığı getirildi. İşte yine esnafın bu kredi kefalet kooperatifleri üzerinden kullandıkları krediler oluyor. Halkbank kullandırıyor bu kredileri. Bunlarla alakalı bir takım esnemeler, ertelemeler söz konusu ama oldu. Ama hepsi faizli. Faizsiz erteleme hiç yok. Yani 3 ay erteliyorum ama o 3 aylık faizi 3 ay sonra bu senden alacak. Halkbank üzerinden yapılacak ertelemeler faizsiz olacak. Cumhurbaşkanı diğer de bankalar ifade etti ama evet. Şimdi şöyle düşünün. Her işletmecinin de
bankalara olan borcu kredi kefalet kooperatifi üzerinden değil. Yani siz X bankasıyla anlaşmış olabilir, kredi kullanmış olabilirsiniz. Bu, yani bu da böyle bir realite olarak duruyor. Dolayısıyla bütün esnafın beklentilerini karşılayabilecek noktada aslında adımlar atılmalıydı. Mesela 3-4 yıl oldu herhalde. Sanırım bir can suyu kredisi uygulaması olmuştu esnafa. İşte onu da herkes alamıyor ama. Yani borçluysan alamıyorsun mesela. O da ilginç. Şimdi sözü şeye getireceğim sevgili Sinan. İşte diyelim ki siz işletmecisiniz. Darboğazdasınız. Nakite ihtiyacınız var. Devlet böyle bir imkan sunmuş. Siz gidiyorsunuz o krediyi kullanmaya. İşte size diyorlar ki banka siciliniz bozuk. İşte Bağkur borcunuz var. Şu borcum var, bu borcum var. Çekin yazılmış, senedin yazılmış. Şimdi bir de meseleye şu yönüyle bakmak lazım. Ben Darboğaz'daki bir işletmeciysem zaten benim bankası korumun, tabii yani bankası korumun bozuk olması gayet doğal. Zaten Darboğaz'dayım. Yani beni bu çıkmazdan, beni bu dehlizden kurtarmak için benim bu krediye ihtiyacım var. Ama sen benim borçlarımı getirir önüme bir şart olarak koşarsın. Koyarsan evet. Yani ben hareket edemem. Sen bana zaten bitmişsin, iyice tüken demiş olursun. Bu manada ben şöyle bir adım da atılacağını düşünüyorum. Aslında ilerleyen dönemlerde hükümetin ek tedbirler, ek paketler açıklayacağını düşünüyorum. Bekliyorum çünkü yani, beklentileri karşılamadı bu. Bu işin esnaf boyutu. Bir de oralarda çalışan insanlar var. Yani asgari ücretle evine ekmek götüren, o maaşa güvenip belki kredi kullanan, belki taksite giren, bir eşya alan insanlar var. Zaten bu insanların aldığı maaş 2300 lira bir maaş. İşte kirası, mirası elinde 300-500 bir şey kalıyor. Onunla da geçinmeye çalışıyor. Şimdi bir de bu insanların durumu var. Evet, şimdi onlara da bir esnek çalışma sistemi falan diyorlar ama bir haftalık bir kanunda bir hafta. Bir hafta sonrasında tazminatını verip işten çıkarılabilir. Bir de kısa çalışma ödeneği denen bir ödenek var. Bu da tıpkı işsizlik maaşına benzer bir uygulama. İşte bunun bir takım şartları var. İşte ekonomik kriz dönemlerinde, işte içinde bulunduğumuz şu salgın hastalık da o şeye giriyor, bu gruba giriyor. İş kurumu, Türkiye İş Kurumu çalışanının maaşını ödeyemeyen işletmelere, işverenlere bu tarz bir destekte bulunacak bu süreçte. Kısa çalışma ödeneği altında. Tabii bunun da bir takım şartları var. Açıkçası yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 21 maddelik bir paket açıkladı ama mesela kapsamında neler sözünü var? Sözünü kesiyorum. Paketin bir iki maddesi var. Beni gerçekten çok şaşırttı. Mesela şu ortamda insanlar ev almaya mı gidecek? İşte konut kredisindeki pay %90'a çıkarıldı. Evet. Veya şu ortamda insanlar tatile mi gidecek? Otel fiyatlarındaki konaklama vergisinde indirim yapıldı. Mesela şeyi merak ediyorum. Bu paketin içerisine şu konut kredisi işini hangi müteahhit soktuysa bulup elini öpmek lazım. Yani çok başarılı bir iş yapmış. Yani insanların bütün derdi sağlıkken bir de bakıyoruz konut kredisinde %80'ken 90 olsun demiş. Yani veya işte uçak biletleri de KDV oranı düşürülmüş. Yani insanlar seyahat mi etsin? Otellerde veya insanlar tatile mi gitsin? Konaklama vergisi falan. Yani biz falan insanlara evlerinden çıkmayın diyoruz. Mesela uçak fiyatlarındaki KDV indirimi esnafa nasıl yansıyacak bu sıkıntılı süreçte? Veya konaklamadaki KDV almama, yani turist mi geliyor ülkeye ki işleri hareketlensin? Yani sınırlarımızı kapatmışız, dışarıdan insan almıyoruz. İçeride bile seyahat ederken, tedbirli etmeye çalışırken, yani bu indirim ne şekilde yansıyacak? Yani bir anlam veremediğim bu maddeler de var içinde. Konut açıkçası işini öyle zannediyorum ki şöyle pazarlamışlar sevgili Sinan. İşte konut krediyle konut satın almak isteyenler olur da hani şimdi inşaat sektörü canlanır. İnşaat sektörü ve buna bağlı iş kolları canlanır düşüncesiyle belki pazarlamış olabilirler. Öyle bir maddeyi de onun içerisine bu şekilde, bu tarzda bir pazarlamayla belki koydurmuş olabilirler. Bir de sevgili Sinan, sıkıntı hep şu oldu. Yani aa, ben esnafla görüştüm. Esnafın isteklerini sayalım burada Samet. Bir, elektrik, doğalgaz, su gibi kullanımların ödemesinin ertelenmesini istiyor. Yani kullanalım tamam ama ödemeyi erteleyelim. 2 ay, 3 ay, kaç ay sürecekse bu iş der esnaf. İki,
çalışanına asgari ücret desteği istiyor. Hı. Yani diyor ki yarım zamanlı da olsa, eksiltilmiş çalışma saatleri de olsa bunu bir şekilde devlet sübvanse etsin. Hı hı. Der 2. Kira yardımında bulunsun devlet. Der 3. SSK Bağkur primleri zaten ertelendi, orada sıkıntı yok. Ama bu ertelemelerde de faiz uygulanmasın ister. Kredi borçları ertelensin ama faiz uygulanmasın der. Yani bu tarz daha somut, daha dokunacak ve can suyu olacak dediğim. Yani mesela işte dediğin gibi esnaf kefaletten kredi vereceğiz deniliyor. Ya zaten bu adamlar kredi kullanma şartlarına haiz değil ki. Yani başvuruyorsunuz, bir 50 bin lira kredi veriyorlardı hatırlarsan. Evet. Bir sürü insan başvurdu, alan 5 kişi oldu. Evet. Yani bu herkesi kapsayacak bir şekilde yeniden belki düzenlenmeli. Yani problem şu oluyor Sinan hep, sadece bu paket için demiyorum. Bugüne kadar Erzurum için, bu bölge için hazırlanan, oluşturulan ekonomik tedbir paketlerinde hep şu gözden kaçırıldı. Yani bu işler Ankara'da masa başında oturarak böyle maddeleri alt alta sıralamayla olacak işler değil. Yani dedim ya az önce, esnafın beklentilerini tam anlamıyla bütünüyle karşılayabilmiş bir paket değil. Artı ben ilerleyen günlerde bu pakete ilaveten başka adımların da atılacağına inanıyorum. Çünkü beklenti o yönde. Mesela elektrik dedin, doğalgaz dedin. Evet, bak bunlar da maliyet kalemi işletmeciler için. Hem de çok önemli bir yekün teşkil ediyor. Şimdi bakıyorsunuz, doğalgaz tedarikçisi özel şirket, elektrik tedarikçisi ise özel şirket. Yani bunların kamu bağlantısı yok ama bunlar kamu denetiminde ve kamu kontrolünde. Şu an içerisinde bulunduğumuz süreç hakikaten topyekün seferber olunmasını gerektiren bir süreç. Aynen. Yani bu sürece işte A doğalgaz firmasının ben bu sürece dahil olmuyorum deme lüksü olmamalı bence. Yani devlet bu anlamda da bir duruş ortaya koymalı, bir tavır sergilemeli. İşletmeci doğalgaz ihtiyacı ne yapacak? Kullanmayacak mı? Kullanacak. Dolayısıyla ödemesiyle ilgili olarak sağlanabilecek hangi kolaylık varsa en maksimum düzeyde bu şartları oluşturacak ve insanlara bu kolaylığı sunmak zorunda. Yani sonuçta bu taşın altına hepimiz elimizi sokmak zorundayız. Evet. Yani süreç devam ediyor. Az önce de belirttiğimiz üzere bu süreçte herkes elinden geleni yapmalı. Kendi üzerine düşen görevi hem devlet hem vatandaş hem esnaf. Yani geçtiğimiz günlerde Ahmet Gökhan Yazıcı'nın bir açıklaması olmuştu. Vatandaş olarak bize de bir şey düşüyorsa, gerekirse maaşlarımızda bir miktar indirim, kesinti. Yani bizim milletimiz zaten bu anlamda çok fedakar. Yani işte dünyayı görüyoruz. Katrilyonlarca dolar sürüyor devletler piyasaya ama bizim milletimiz şunu diyebiliyor. Ya Allah devletimize zeval vermesin. Aynen. Bu yükü beraber sırtlayalım diyebilecek kadar da aslında cefakar, vefakar, vatanını, milletini seven insanlarımız var. Bu noktada dediğim gibi bu paket sanki biraz daha elden geçirilmeli. O 21 maddenin alt maddeleri oluşmalı, daha somut bir hale gelmeli. Bu noktada esnaf odaları, ticaret odaları, işte TOP, Odalar Borsalar Birliği, sendikalar, belki işveren sendikaları hem de işçi sendikaları devreye girip daha somut, daha rahatlatıcı. Evet, korona bir risk, hiç itirazımız yok. Bir salgın, hiç itirazımız yok. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Ama bu korona virüsünü atlattığımızda da ortada vergi verebilecek bir orta direk dediğimiz, bugün o bahsettiğimiz esnaf Türkiye ekonomisini ayakta tutan gönderen esnaf. Esnaf. Yani memur maaşı o esnafın verdiği vergilerle ödeniyor. Evet. Bu kalmazsa bu bizi daha büyük bir sıkıntıya, ekonomik anlamda daha büyük bir sıkıntıya da taşıyabilir. Evet, geçtiğimiz gün sen yazmıştın, gündeme geldi. Özellikle şu süreçte ekmek fiyatlarına Erzurum'da zam yapıldı. 75 kuruştan satılıyordu. 1.25 kuruşa çıktı. Ben bununla ilgili bir şeyler söyleyeyim, sonra sözü sana bırakacağım. Evet. Yani Erzurum'da fırıncı esnafı bence en çok sıkıntı yaşayan esnaf. Neden? Yıllarca zam yapamadılar ekmeğe.
İşte belediye devreye girdi, fiyat artırdıkları zaman hemen geri çekmeye çalıştılar, rekabet ortamı çünkü. Yani birçok esnaf Erzurum'da, fırıncı esnafı neredeyse zararına satış ya da başa baş satış yaparak çarkı çevirmeye çalışıyordu. Yani düşünün ki bir simit 1,5 lira olmuş, siz ekmeği 75 kuruştan satıyorsunuz. Girdi maliyetlerinin tamamı artmış, doğalgazı, suyu, işte işçi maliyeti, kirası, ama siz hiç zam yapmamışsınız 3-5 senedir. Şimdi bu noktada onları hoş görüyorum. Yani ekmeğin fiyatının 1,25 lira olması benim bakış açıma göre çok pahalı değil. Neden değil? Dediğim gibi çok artışlar oldu bu insanlarla ilgili. Ama süreç şu an mıydı? Burası biraz tartışılır. Yani neden bu süreçte? Yani bir iki ay daha bekleyemez miydi? 3 yıl, 4 yıl bekleyen esnaf 2 ay daha döndüremez miydi bu çarkı? Bu noktada eleştirilerim var tabii ki. Evet. Neler söyleyeceksin? Evet. Zaten ben bu hususu da dile getirirken sevgili Sinan, şunu da özellikle hatırlattım. Erzurum'da ekmeğe zam yapılması ya da zam kararı bundan aylar öncesine ait bir karar. Ve 1 Mart itibariyle de satış fiyatının artırılması kararlaştırılmıştı. 1 Mart itibariyle, ancak fırıncılar kendi aralarında yaşadıkları sorunlar dolayısıyla bu zamlı tarifeyi bir türlü uygulamaya geçiremediler. Şimdi fırıncıların problemini Erzurum'da 20'nin üzerinde böyle Erzurum tabiriyle hani etli butlu derler ya, böyle kerli ferli ruhsatsız fırın bulunduğu iddia ediliyor. Ve bu fırınlar sektörü çok ciddi manada etkiliyor. Ruhsatsız. Haksız rekabet. Ruhsatsız, evet. Niye kapatmamışlar bunu? Yani şimdi Sinan, burada isim açıklamam olmaz ama evet, bu ruhsatsız fırınlar arasında öyle isimler, öyle markalar var ki hakikaten şok olursun. Allah Allah. Bunlar Erzurum'da ruhsatsız seri ekmek üretiyorlar. İster istemez maliyetleri düşük oluyor. Diğer fırıncı esnafını da sıkıntıya sokuyorlar. Ama bu önemli bir iddia. Buradan söyleyelim bütün yetkililere, yani ruhsatsız fırın varsa kapatsınlar. Evet, yani Erzurum'da ruhsatsız fırını kapatmaya, mühürlemeye ne engel? Evet. İnsanın aklına bin bir türlü şey gelir. Fırıncılar yani bundan kapanmıyorsa, ruhsatsız ve kapanmıyorsa. Yani altını özellikle çizdim, o kerli ferli ifadesini o yüzden kullandım. Fırıncılar bu durumdan muzdarip. Yoksa evet, 1,25 lira, işte 1 lira 25 kuruşun ekmeğin ederi olmadığını biz de biliyoruz. Hayat pahalandı. Elektrik, doğalgaz, su, işçilik gideri, sosyal haklar vesaire. Bakın bunlar hep üretilen her bir ekmeğin üzerine maliyet olarak biniyor. Bizim itiraz ettiğimiz şey ekmeğin fiyatı değil. Şu dönemde belki olması. Yani evet, içinde bulunduğumuz şu süreçte. Herkes bir takım fedakarlıklar yapıyorken. Değil mi? Evet. Yani zamlı tarifeye geçişin zamanlamasınaydı bizim itirazımız. Yoksa 1 Mart'ta ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak olsaydı kimse itiraz mı edecekti ki? Herkes biliyordu 1 Mart itibariyle ekmeğin zamlanacağını. Fakat içinde bulunduğumuz süreç yanlış oldu. Zamanlama yanlış oldu. Bizim itirazımız da onaydı zaten sevgili Sinan. Evet. Şimdi bu noktada şunu da ifade etmekte fayda var. Bu fırıncıların bir odası var. Bu oda fiyatları müdahale edebiliyor mu çok bilmiyorum ama fiyat belirlemesinde, ama neticede o fiyat astıkları, fiyat levhasının altında odanın da imzası var. Bildiğim kadarıyla eminim ki, dediğim gibi, Erzurum esnafı bu anlamda fedakardır, cefakardır. Bu noktada bir araya gelip bu rakam en azından 2 ay ertelenebilir. Bunu da buradan şimdi ifade etmiş olalım. Şimdi mesela diyelim ki Allah korusun sıra dışı bir durum hasıl olsa, Erzurum'daki fırıncılara denilse ki ücretsiz ekmek üretip halka dağıtacaksınız. Hepsi üretir. Evet. Hepsi üretir. Bu anlamda da gönlü gani insanlar. Hakikaten öyle. Ama bu ekmek işinin sorun olmaktan çıkması için önce fırıncıların kendi içlerinde, yani mesleki anlamda kendi içlerinde bir defa problemlerini çözüme kavuşturmaları gerekiyor. Bu bir. Ruhsatsız olduğu iddia edilen 20'nin üzerinde çok ciddi manada da üretim yapan fırın olduğu ifade ediliyor. Bunların
tespit edilip kapatılması. Kapatılması tabii ya. Yani bir de ruhsat olmadı mı denetim olmaz ya. Evet, yani böyle de bir sorun var onların. Valla niye şimdiye kadar kapatılmamış burada? Onların hep itirazıydı zaten sevgili yani. Ama hiç dikkate alınmadı açıkçası. Ben de yazdım, biz de yazdık defalarca. Yani fırıncıların senelerden beri böyle bir talepleri var. Ruhsatsız fırınlar Erzurum'da çok seri manada üretim yapıyorlar. Aslında bunu da nasıl ki Tarım Bakanlığı tahtişli ürün satanları ifşa ediyor. Bunu da o da şu fırınlar ruhsatsızdır diye bence benim görüşüm yine fırıncılar odasına düşer bu iş. Şu fırınlar ruhsatsızdır diye ifşa etsinler ya. İnsanlar da bilsin, ben mesela denetlenmeyen ruhsatsız bir yerden ekmek almak istemem ya. Doğru, haklısın. Evet, yani evet. Bunların da ciddi bir denetim sürecine tabi tutulması lazım. Şimdi az önce ifade ettik, düğünler, toplu gösteriler, sinemalar, tiyatrolar hepsi bir şekilde ertelendi, kapatıldı ama ligler devam ediyor. Hafta sonunda Erzurumspor'un kendi sahasında Eskişehirspor'la bir maçı var. Şu anda da bildiğim kadarıyla federasyon yetkilileri, kulüpler birliği toplantı halindeler. Evet. Yeniden bir netice çıkar mı diye. Çünkü dün seyircisiz oynamaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklama vardı. Ama bugün gelinen noktada birçok kulübün maça gitmek istemediği, oyuncularının maçlara gitmek istemediği söyleniyor. Kulağımıza gelen bilgiler. Yine bugün Erkeber bir haber yapmıştı. Birincilik Kulüpler Birliği liglerin bu şekilde tescillenmesi noktasında bir görüş beyan ettiği doğrultusunda. Sen bu işe nasıl bakıyorsun? Ertelenmeli mi? Tescil mi edilmeli? Yoksa seyircisiz oynamaya devam mı edilmeli? Neler Şimdi söyleyeceksin? Bildiğim kadarıyla dünyada herhalde bir Ukrayna var. Devam eden. Evet, bir de Türkiye olarak biz varız. Devam eden. Şimdi sen de ifade ettin. Kafeleri kapatıyorsunuz. İşte insanların toplu olarak kullandıkları alanları kapatıyorsunuz, izole ediyorsunuz ama futbolculara diyorsunuz ki siz maçlara çıkmaya devam edin. Şimdi futbolcular deplasmanlara giderken ister istemez ulaşım aracı kullanıyorlar. Otellerde konaklıyorlar. Sonuç itibariyle bir temas söz konusu. Yani bunlar sıra dışı bir korumaya sahip de bizim mi haberimiz yok? Sevgili Sinan, biz nasıl bu hastalığa açıksak, hedef kitlesi ise onlar da öyle. Onlar da öyle. Dolayısıyla bunda ısrar edilmesinin de bir manası yok. Peki mesela tatil edildi mi, ne olacak? Mesela nasıl olacak bu? Tatil ettiğimiz zaman futbolcuyu göndereceğiz ülkesine, tutamazsınız burada. Nasıl tutacaksınız? Döndüğünde karantinaya alacaksınız ister istemez. Evet. Yani bu tatil etme süreci de aslında sıkıntılı ve zor bir süreç bana sorarsan. Yani Kulüpler Birliği'nin önerisi sanki çok doğruymuş gibi Şimdi geliyor. Şimdi az önce biz programdan önce de hani bu konuyu istişare ettik. Sevgili Orkun çok güzel bir takvim koydu. Ortaya. Aynen, yani şimdi Sağlık Bakanı diyor ki 2 ay az. Riskli bir süreç. 2 ay diyor en az. Şimdi siz beri taraftan diyorsunuz ki 3 hafta erteleyelim ligleri. Şimdi 3 haftayı ertelediğiniz zaman 3 hafta sonra başlayacağınız lig maçlar bu 2 aylık zaman diliminin içerisinde nasıl olacak bu iş? Bir de idman da yapamayacaksınız. Tabii canım. 3 hafta boyunca. Yani futbolcuyu nasıl tutacaksınız? Yani futbolcu sadece maç oynaması risk değil, idman yapması da risk. Aynen. Ne yapacaksınız? O Kulüpler Birliği'nin teklifi, liglerin olduğu gibi tescil edilmesi noktasındaki teklifi ve önerisi hakikaten çok yerinde ve isabetli bir öneri. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu yönde bir karar çıkar. Çıkmalı da. Çünkü öbür türlü sistem çökecek. Tabii. Sinan, yani erteleye nereye kadar? Hayır, önünüzde yaz var. Mesela Haziran'ı buluyor. Tabii. Yenilik başlıyor bu sefer. Evet. Yani nasıl bir o hazırlık süreci, kamp süreci nasıl yaşanacak? Transfer süreci olacak. Nasıl olacak? Evet, nasıl olacak peki? Siz önümüzdeki sezonu da, önümüzdeki yılın sezonunu da bu sefer ne yapmış olacaksınız? Sekteye uğratmış olacaksınız. Yani düşünün ki bir tuğlayı, bir taşı çektiğinizde sistem çöküyor. Bu öyle bir şey. Aynen. Yani bir de keyfi bir durum değil. Bu mücbir bir sebep. Ha. Sadece Türkiye'yi de ilgilendirmiyor. Belki de bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde bu virüs salgını ile ilgili olarak en az etkilenen ülke biziz. Bu anlamda rahat olmamız icap eder. Bu dünyayı tehdit eden bir durum. Dolayısıyla bu istisnai bir durumdur. Kulüpler Birliği'nin de teklif ettiği üzere liglerin bu şekliyle tescil edilmesi gerekir. Yoksa tatille, ertelemeyle bu işlerin yol alacağı yok.
Aynen öyle. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz programın sonuna. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten son yılların yetiştirdiği çok ciddi bürokratlardan biri Sayın Sağlık Bakanı. Kendisini buradan kutlamak istiyorum ben. Süreci çok iyi yönetti. Son derece gecesini gündüzüne katmış çalışıyor adamcağız ve bir o kadar da mütevazı götürüyor süreci. İşte geçtiğimiz gün bir basın toplantısında bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız, ya bir mikrofon da bize verseydiniz de bu kadar bağırmak zorunda kalmasaydık gibi bir eleştiride bulundu. Haklısın dedi, çok özür diliyorum dedi. Yani bunlar siyasette, bürokraside görmeyeli çok uzun zaman oldu bu tarz durumları. Ben kendisini bir kez daha buradan kutlamak istiyorum Sayın Sağlık Bakanı'nı. Umarım Türkiye'de yıldızı çabuk parlayan insanlar siyaseten hep önlerine çelme takılır. Aynen. Umarım Sayın Koca için bunlar yaşanmaz. İnşallah. Gerçekten pırıl pırıl göğsümüzü kapartacak, bizi gururlandıracak böylesi bakanlarımızın sayısının da artmasını ümit ediyoruz. İnşallah. O devlet ciddiyetiyle, ki görüyoruz farklı bakanlıklarda yaşanan olayları. Bunu da altını çizelim. Sayın Koca'yı bir kez daha buradan tebrik ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Çok zor bir süreç. Krizi gerçekten son derece güzel yönetiyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Şu an Orkun Çizmeli bir mesaj attı. Hemen bakalım bu liglerin ertelenmesiyle ilgili. Evet, saat 17'de Spor Bakanı açıklayacak demiş. Süresiz erteleme kararı alındığı yönünde bilgiler geliyormuş. Evet, süresiz ertelenme kararı da çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Dediğimiz gibi, yani süreci uzatmanın bir anlamı yok. Bu haliyle tescillense daha sağlıklı bir süreç yürüyecekmiş gibi diye düşünüyorum. Ben spordan, futboldan Orkun kadar, Levent kadar anlamadığım, Samet kadar anlamadığım için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama doğrusu bana sorarsanız ertelenme yerine liglerin bu haliyle tescillenmesi, böyle olursa hem o süreç devam eder. Bir şey ekleyeceksin sanırım Samet. Onu da ekleyelim, yavaş yavaş programı kapatalım. Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi. Süreyle ve diğer konularla ilgili kararı ilgili federasyonlar kendi kurullarında konuşacak, kulüplerle istişare ederek açıklayacaklar. Futbol, basketbol, voleybol ligleri ertelendi. Evet. Yani gerçekten anlam vermekte zorlanıyorum. Yani neden ertelenir tescillemek yerine? Neden ertelenir? Ertelendiğinde ne olacak? Mesela süresiz diyoruz. Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, beş ay mı? O da bu var. Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Yani durdurun bu haliyle, tescilleyin. Düşmedi olmasın mesela. Bir de yani kulüpler birliği aynı zamanda bir ittifakı ifade ediyor. Yani evet, bu 18 takım bir araya gelmiş, kulüplerin başkanları. Muhakkak. Bir ortak görüş bildirmişler. Bu görüşe de federasyonun azami ölçüde bence uyması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Buradan da duyurmuş olalım. Süresiz ertelenme kararı alınacak gibi, 5 gibi açıklanacakmış. Ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz sevgili izleyiciler. Saat 17.30'da Buhara Hastanesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Sağlık Olsun programında Erdem arkadaşımız çok önemli bir konuyla sizlerle birlikte olacak. Şu aralar sağlığa çok ihtiyacımız var. Hepiniz sağlığınıza dikkat edin. Evinizde kalın. Mecbur olmadığınız sürece evinizden dışarı çıkmamayı tercih edin diyorum. Son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, ben özellikle 14 kuralı hatırlatıyorum. 14 kuralın üzerine 15. kuralı da bu kurallara uymak şeklinde bırakıyor. İzleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Bu söylemden vazgeçelim. Bu virüs öyle bir virüs ki din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet hiçbir şey ayırmıyor. Eğer söylenilen şeyleri yerine getirmezseniz size bulaşabiliyor. Size bulaşmasından sonra da siz bir taşıyıcı olarak başkalarına bulaştırabiliyorsunuz. Bu bir vebal. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Lütfen camilerde toplu namaz kılalım diye ısrar etmeyin. Ne olur? Kahvehaneler kapandı ama derneklerin lokallerinde duyuyoruz, dernek binalarında insanlar bir araya gelip işte okey kağıt falan oynuyormuş. Yapmayın bunları. Bunların hiçbiri sizin sağlığınızdan kıymetli değil. Hücum etmeyin.
yeteri derecede gıda maddesi var. 6 ay, 1 sene yetecek gıda maddesi var diyoruz. Yeniden görüşünceye dek... Bir hatırlatma yapayım. Buyur. Şimdi biliyorsun 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza devlet ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Evet. Erzurum'da da bu manada hizmet alan çok sayıda yaşlı vatandaş var. Şu birkaç gün içerisinde bu halk otobüsü işletmecileriyle, belediye otobüs şoförleriyle falan bu hususta konuşurken hep şunun altını çiziyorlar. İki ay. Evet. Yaşlı vatandaşlarımız çok seyahat ediyor bu dönemde bile. Evet, mesela iki ay o da kaldırılabilir. Yani şu sağlık sürecini atlatana kadar bu bir avantaj haline dönüşmüş durumda yaşlılarda. Çünkü onlar da nasıl olsa bedava deyip bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar. Şu iki aylık süreçte kaldırılabilir. Şimdi bir de yani salgının hedef kitlesinde yaşlılar var. Dolayısıyla bu anlamda iki aylığına bir erteleme, bir sınırlama getirilirse en azından daha sağlıklı olur. Çok daha sağlıklı bir tedbir olur diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum sana da. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, biz soruyorum programının daha sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek ben hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum. Tekrar hatırlatıyorum, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra Erdem arkadaşımız Buhara Hastanesi'nin önemli hekimlerinden biriyle Sağlık Olsun programıyla sizlerin karşısında olacak efendim. Sağlığınıza dikkat edin. Ben hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.